Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkardığı gelişmeleri bültenlerde aktardıktan sonra günü ve gelişmeleri geniş bir yelpazede değerlendirmek üzere bu akşam da odak noktasında bize ayrılan vakit dilimi içerisinde sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Evet, aslında hem Orta Doğu'da yaşananlar hem de Türkiye'de yaşananlarla birlikte en az etrafımızda olanlar kadar ülkemiz içerisinde yaşananlar da aslında Kıbrıs sorunu ilgilendiren konular bağlamında da önemli gelişmelerin arifesinde olduğumuzun sinyallerini görüyoruz. Bugün Ankara'da müzakere heyetinden 3 önemli isim temaslarda bulunuyor. Bu sabah ülkemizden ayrılıp Ankara'ya gittiler ama kimlerle hangi konuları görüşecekleri noktasında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Cuma günü liderler yeniden bir araya gelecek. Mülkiyetle ilgili kriterlerin yeniden masada yer alacağı söz konusu belirtilen açıklamalar arasında geliyor. Ve Kasım ayında ise önemli bir hareketlilik yaşanacak. 4 Dışişleri Bakanı Rusya, İngiltere, Almanya'dan da Dışişleri Bakanlarının adaya ziyaret gerçekleştirecekleri belirtildi değerli izleyenler. Her iki liderle de görüşmesi bekleniyor. Liderlerin yapacakları temaslar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının her iki liderle de görüşmesi bekleniyor Kasım ayı içerisinde. Tabii ki her Dışişleri Bakanı'nın farklı bir ajandası olacak şüphesiz ki. Özellikle Almanya'nın mülteci sorunuyla ilgili olarak Türkiye'yi de ilgilendiren, yani müzakereleri ilgilendiren konularla ilgili bazı görüşleri masaya yatırabileceği bekleniyor. Fasıllar akıllara geliyor. İngiltere'nin özellikle garantörlük noktasında yaptığı açıklamalar güneyde soğuk duş etkisi yaratmış durumda. O da İngiliz Dışişleri Bakanı'nın da bu bağlamda mesajlarını yinelemesi bekleniyor. Ve dahasını aslında bu programa saklayalım ve geniş bir şekilde hem güneyden hem de kuzeyden yapılan açıklamaları ve gündemi değerlendirelim. Konumuzu takdim edelim değerli izleyenler. Sizlere öncelikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sevgilime. Çok yoğun bir gündem. Hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de yanı başımızda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor ama Kıbrıs sorunu aslında tabii ki odak noktamızda en önemli konuların arasında yer alıyor. Az önce bahsetmiş olduğun gibi önemli bir trafik yaşanacak Kasım ayı içerisinde. Cuma günü liderler bir araya geliyor. Ankara'dan da önemli temaslar sürekli devam ediyor. Bu bağlamda bu sürecin artık nereye doğru gittiğini kestirmek biraz da aslında marifet gibi görünüyor. Çünkü yapılan açıklamalar işin çok da yolunda gitmediği noktasında. Olumlu mesajlar gelmiyor. Diyalog medyanın da sürekli olarak gündeme getirmeye çalıştığı bu mesajlarla beraber genel havayı, müzakere sürecinde gelmiş olduğumuz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, sevgili Mert, öncelikle teşekkür ediyorum. Ve tüm izleyenlerimize sevgi saygılarımızı gönderiyorum. Şimdi tabii aslında senin de söylediğin gibi Kasım ayı Kıbrıs sorunu açısından çok kritik ve çok önemli bir ay olacak. Bir defa Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry geliyor ve gündeminde sadece Kıbrıs sorununun çözümü konusu var. Tabii doğalgaz konusu da var ama ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu ve buna paralel olarak diğer olası gelişmeler. Almanya Dışişleri Bakanı geliyor ki alışık olduğumuz değil, pek Almanya daha önce bu kadar ciddi bir şekilde girmiyordu konuya. İngiltere Dışişleri Bakanı var, garantör ülkelerden birisi. Büyük bir olasılıkla Aralık ayında da Rusya Dışişleri Bakanı'nın gelme olasılığı var. O da ben de varım, yani beni dışlamayınız, hep Batılılar değildir bu Kıbrıs'a gelen, biz de varız mesajını vermek için. Şimdi benim açımdan baktığımda müzakerelerin geçmiş süreçlerini ve Kıbrıs sorunun geçirdiği bütün süreçleri değerlendirdiğim zaman benim açımdan çok üzücü, Türk tarafı kapsamında çok üzücü gelişmeler var. Bundan çok büyük bir rahatsızlık duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir tanesi Yunanistan, ki Kıbrıs konusunda tarihi hatalar yapmış, büyük hatalar yapmış bir ülkedir. Bir ana vatandır Rumların. 1974 yılında 15 Temmuz'da darbeyi yaptığı için 20 Temmuz Barış Harekatı'na neden olmuştur ve Kıbrıs'ın bölünmesini sağlamıştır. 200 bin civarında Kıbrıs Rum'un göçmen olmasına yol açmıştır bu darbesi. Yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Dolayısıyla Yunanistan tarihi bir hata yapmıştır. Şimdi bu ekonomik çökmenin devam ettiği günlerde, buna rağmen, ekonomik çöküşe rağmen
bu tarihi hatasını Kıbrıs konusunda askeri harekatla kaybettiklerini siyasi mücadeleyle elde etme azmidir. Büyük bir azimle çalıştığını Yunanistan tarafının bu konuda görüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas 3 gündür Güney Kıbrıs'ta hem Rum lideri Anastasiades'le görüştü. Tabii ilk ziyareti çok önemlidir. Bu ince ayrıntılara hepimizin bakması lazım. Çünkü her adımlarında adamların bir mesajı vardır. Nedir bu? Adam uçaktan iniyor, doğruca EOKA müzesine gidiyor. EOKA nedir? Kıbrıs'ı kana bulayan faşist terör örgütü. Onların anıtını ziyaret ediyor. Ondan sonra ki Yunanistan'ın desteğiyle kurulmuş Grivas'ı göndermiş Kıbrıs'a, EOKA'yı örgütlemiş. Önce İngilizlere sonra da Türklere saldırmış. Yani gene kendisinin kurduğu ve yönettiği bir terör örgütü. Önce oraya gidiyor. EOKA kahramanlarının anıtına çelenk koyuyor. Sonra nereye gidiyor? Kıbrıs konusunda her zaman için baş aktör rolünü oynayan ve keskin müdahalelerde bulunan kiliseye gidiyor. Başpapazla görüşüyor. Ondan sonra siyasilerle görüşmeye başlıyor. Kiminle görüşüyor? Önce meslektaşı Dışişleri Bakanı Kasulidis. Sonra kiminle görüşüyor? Meclis Başkanı Omiru. Sonra Rum lideri Anastasiadis. Sonra tüm parti liderleriyle bir araya geliyor. Ve Rum basınının yazdıklarına göre bütün Rum partileriyle, parti liderleriyle bir uzlaşı ortamı yaratıyor bu müzakerelerde. Bir taraftan ve bu toplantının hep tümünün bitmesinden sonra toplantının ardından şu mesajı veriyor. Bir, Türk askeri, tek Türk askeri kalıncaya kadar bütün askerler gidecek. İki, bugün yeni öğrendik bunu. Ohi günü dolayısıyla Yunanistan'ın tören düzenlemeleri ona katıldı. Bu Ohi gününe de değineceğim az sonra. Orada da devam ediyor mesajlarına. Ve Rum basının perde gerisinde müzakerelerin, yani Rum liderlerle yaptığı görüşmelerin perde arkasını yayınlayan Rum basına göre de orada sadece Türk askeri değil, sadece garantileri de değil, Türkiye Cumhuriyeti kökenlilerin geri gönderilmesine de ilişkin bütün düşünceler masaya yatırılıyor ve ortaya şöyle bir karar çıkıyor. Bundan sonra artık teorik değil, pratik olarak hareketlenmeler başlayacak. Pratik olarak ne yapacak? Yani daha etkin bir şekilde gündeme getirecek bunu. Eylem yapacak belki, başka türlü hareketlerde bulunacak. Bunun içeriğini de bazı Rum gazeteleri zaman zaman yapıyor bunu, sızdırırlarsa öğreneceğiz ne olacağını. Ama bizim tarafa baktığımda Rum ve Yunan tarafı bu kadar feci bir şekilde bir tarafta müzakeredeyiz mesajı veriyor. İşte bak biz Kıbrıslı Türk, şimdi çözüm yanlısı Mustafa Akıncı ile ne güzel de görüşüyoruz. O da çözüm istiyor, o da Kıbrıslıdır, o da Avrupa müktesebatından yanadır. Bunu da kabul ederek oturdu masaya. Anlaşacağız diyor ama bize diyor izin vermeyen Ankara'dır diyor. Onun için onu masada oyalıyor bizim tarafı. Öte taraftan da Türkiye'yi burada nasıl dışlayacak, askerini, göçmenini ve garantörlüklerini nasıl ortadan kaldıracak? Bunun mücadelesini veriyor. Dünya çapında veriyor ve Kıbrıs'ta halkı örgütlüyor. Önce kendi halkını buna inandırıyor, sonra dünyayı etkilemeye çalışıyor. Peki, bizim taraf ne yapıyor? Tamamen bir sessizlik içerisinde. Ve en büyük olaya bakalım. Esas bu işte masaya yumruğu vurması gereken, kükremesi gereken Ankara. Ankara seçimlerle uğraşıyor. Benim en büyük korkum 1 Kasım seçimleri sonrasında yeniden bir koalisyon krizinin ortaya çıkması, hükümetin kurulamaması ve çok yaygın bir şekilde iddia edildiği gibi Haziran'da bir 3. seçim kararının çıkması halinde biz yandık demektir. Yani düşmüş bir hükümet, güçlü olmayan bir hükümet, geçici bir hükümetle bu stratejik politikanın istediğimiz şekilde, çok kuvvetli bir şekilde sürdürülebileceğini ben şahsen tahmin etmiyorum. Dolayısıyla Rum ve Yunan tarafı açısından öyle değerlendiriyorlar onlar da zaten. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum, bombalar patlıyor, partiler birbirlerine düşmüş, medya kuruluşlarına baskınlar düzenleniyor, kapanıyor. Bir karmaşık hal Türkiye, 1 Kasım'dan sonra borsanın, doların ne olacağı belli değil. Bizim içimize baktığımızda da çok enteresan. Nasıl oluyor bu arkadaşlarımız bunca siyasetin içerisinde oylarımızı almış, devletin parasını almış arkadaşlar. Nasıl sürükleniyorlar, nasıl bir uzlaşıya varamıyorlar anlamıyorum. Bir parti liderliği için bile 7 tane aday olabilir mi ya bir ülkede?
Küçük bir ülkede. Bununla bile uzlaşamayan bu insanların Kıbrıs konusunda nasıl bir araya gelip nasıl politika üreteceklerini düşündüğümüzde gerçekten ben korkuyorum. Korkudan titriyorum. Bir parti başkanlığı konusunda 7 kişi uzlaşamadığı bir ülke, öteki parti ise koalisyonun büyük ortağı 3 ayda 3 tane bakan değiştiriyorsa ve bütün dikkatler içte bunlara yöneliyorsa ve bir yağmur yağdığında benim hala elektriklerim kesiliyorsa, insanlarım artık tepki noktasına geliyorsa, dayanılmaz bir tepki noktasına geliyorsa, benim Kıbrıs konusundaki geleceğimdir, hayatımdır, varlığımdır, bu ada üzerinde Türk varlığının devam etmesidir. Bu ada üzerinde bizlerin hür, korkusuz, bağımsız bir şekilde yaşamamızdır. Ekonomik özgürlüğümüz olsun, can mal güvenliğimiz olsun. Bunların hiç gündemde olmadığını ve tamamen bir akışın, suyun akışına bırakıldığını görmek gerçekten beni çok üzüyor. Bunun çok tehlikeli bir süreci de bizi sürükleyebilmesinden endişe ediyorum. O nedenle yazılarımda son zamanlarda iç siyaseti büyük ölçüde bırakmış durumdayım. Dış politikaya ağırlık vermiş durumdayım. Orada da vurguluyorum. Buradan da bir kez daha söylemek istiyorum. Ve özellikle bu ülkenin olanaklarından son 40 yıl içerisinde bu ülkenin olanaklarından yararlanarak iyi yerlere, iyi noktalara gelen tüm insanlarımız, evini, barkını kaybetmek istemeyenler, Türkiye'siz bir çözümün, hepimizin geleceğinin tehlike altında olacağını düşünen herkesin artık ayağa kalkıp, dik durup sesini çıkarması gerekiyor. Yeni Erenköy'deki vatandaşlarımızın yaptığı gibi. Bir avuç insan, ama ne yazık ki sesleri çok cılız çıktı bu insanların. Bir Erenköy şanlı direnişimizin temsilcileri var orada. Yeter dediler, kaç defa göçmen olacağız. Çok sayıda şehit veren bu insanlar, içlerindeki acıyı hala daha yaşayan bu insanlar bir araya geliyor ve %92 bir ezici çoğunlukla bir kez daha göçmen olmak istemiyoruz, herkese bu mesajı veriyoruz diyorlar. Ama bu cılız sesle bu insanlar hiçbir şey yapamaz. Diğer köyler, diğer örgütler nerede? Ve tekrar ediyorum, son 41 yılda bu ülkenin nimetleriyle, bu halkın destekleriyle bir yerlere gelmiş olan iş adamlarımız, varlıklı kuruluşlarımız nerede? Üzülerek görüyorum, bazılarını aynı zamanda örgüt yöneticiliği yapan bazı önemli iş adamlarımızı süsleyip, çerçeveleyip sundukları, aslında hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bazı aldatmaca paketleriyle etkiliyorlar. Diyorlar ki her şey daha güzel olacak. Nasıl? Ne şekilde? Efendim, ürettiğimizi satabileceğiz. Neyi üretiyorsun? Güzellik'teki elindeki ağaçları da verdikten sonra portakal bahçelerini üreteceğin ne kalacak be kardeşim? Kimi kandırıyorsunuz? Eğer bugün fonlar olmasa küçük sanayi tesislerinin ürettiği hangi malı sen satabileceksin? Kime satacaksın? Güney Kıbrıs'ta harıl harıl eden sanayi tesisleri var. Bütün Orta Doğu'ya pazarlama yapan üstün kalitede üretimleri var. Fiyat olarak bizimle yarışan bu insanlarla sen yarın Türk müşterini kaybettiğin zaman 80 milyon Türkiye'den buraya gelen en azından 1 milyon turist senin ürününü kullanıyor. 70 bin talebe aileleri, 40 bin asker senin ürününü kullanıyor. Bunlarla bir pazar bulup satıyorsun. Neyi satacaksın sen ondan sonra? Habeki siz 3-5 tane örgüt yöneticisi insan, kendinizi şu anda zaten garanti almış durumdasınız. Servetlerinizle gurur duyuyorsunuz. Belki bu servetlerle bir Avrupa gücüyle bir Avrupa ülkesinde ticaret yapabileceklerini düşünebilirler. Ama benim derdim 5 kişinin derdi değildir. Benim derdim burada yaşayan 300 bin, 400 bin kişinin derdidir. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bütün ailemiz, fertlerimiz burada. Ve biz 41 yıl, onu da bırak, o da yanlış bir denilme, 1955'lerden itibaren 60 yıl ne oldu, ne olacak babalarımız, dedelerimiz, analarımız, büyük analarımız, ne oluyor, ne olacak? EOKA kapıya dayandığı zamanlarda, kapıları zorla açıp girdiği zamanlarda, senin suyunu akıtmadığı zamanlarda, sana elektrik vermediği zamanlarda,
seni köylerinden kovduğu zamanlarda ekmek bu acılarla mücadele veren ve bizleri bugünlere taşıyan insanların ruhlarının olacak. Bu çok acı bir gerçek. Bunları düşünmezsek bir toplum, bakın ne diyor Yunanistan. Ekonomik açıdan diyor yaşadığımız çöküntü dış politikadaki stratejimizi olumsuz bir şekilde etkilememiştir. Tam tersi kamçılamıştır diyor. Yani dikkat edin ey Yunan milleti. Ekonomik açıdan kaybettik ki bunu da bize yapan yabancılardır diyorlar herhalde. Tavernalarda yedikleri paranın faturasını Avrupa'ya mal ediyorlar. Ve diyorlar ki bunu bize yaptıranlar diş çökmemiz için yabancı, birleşin ey Helenler. Ve içte korkunç bir birlikle dış politikada ve dünyaya şu mesajı vererek bu sorun tamamen Türkiye'nin sorundur. Ankara buradan askerlerini çeksin. Bütün yerleşik yerini, vatandaşlarını çeksin ve garantiler işe yaramaz garantiler. Şimdi garantiler artık dediniz. Garantiler çeksin. En önemli konulardan bir tanesi ama en başında o hani tartışmaları yeni yeni alevlendiği 15 Mayıs'tan sonra yeniden başlayan müzakere sürecinde dile geldiği ilk dönemleri hatırladığımızda Türkiye'ye de Türkiye'den gelen yetkililere de sorulmuştu bu ve beşli konferans mesajı orada çıkmıştı. Ardından Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü şunu söylemişti, garantiler konusu tartışılmayacak bir tabu değildir diyerek aslında bir şekilde bu konunun daha tartışılır hale geldiğini gördük. Özellikle Kıbrıs Türk kamuoyunda da bu şekilde. Ve bu iş Çin'e kadar uzandı. Biliyorsunuz kocasının yapmış olduğu açıklamalardan biri Yunanistan'la beraber Rusya ve Çin de bizimle aynı görüşte diyor kocas. İşe Çin'i de dahil ediyor. Çin'in burada ne işi var, Rusya'nın burada ne işi var derken hemen yanı başımız Suriye'ye dönüp bir baktığımızda neredeyse sanki Suriye'nin bir garantör ülkesiymiş gibi davranan Rusya elini kolunu sallayarak istediği deniz ve hava üslerini konuşlandırdığı ülkeye ama Kıbrıs'ta herhangi bir garantör ülkenin varlığına karşı bir pozisyon sergiliyor. Bu da bir başka ikilem ama garantörlük meselesine yeniden gelelim. Masada Kıbrıs Türk'ünün istediği şekilde gittiğini söyleyebileceğiniz ne görüyorsunuz onu sormak isterim garantörlük karşısında. Ben açık söylüyorum, belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında farklı düşünceler vardır. Belki ona göre her şey iyi gitmektedir. Ama şu ana kadar bizi 2004 anlam planı referandumu döneminden bugüne baktığımızda daha iyiye, daha umut verici bir noktaya getiren bir gelişme olduğunu göremiyorum ben. Tam tersi. Bakınız yine bunları herkes Diyalog Gazetesi'nin yayınlarını lütfen imkanı olanlar arşivlesinler ve bir zamanlar baksınlar ve hem bizi hem de bugünlerde sorumluluk üstlenen herkesi yargılasınlar. Yanlışlarımız varsa eğer biz bu insanlara kötülük amacı taşıyorsak o zaman bizleri acımasızca eleştirsinler. Ama öyle değil. İki gün önce bunu benim okuduğum gibi Cyprus Mail diye bir gazete var. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan 80 yılını galiba kutluyor gazete. İngilizce dilde yayın yapan ama internet ortamında herkesin okuyabileceği bir gazete. Benim son 11 yılda çok kez görüştüğüm ama ondan öncesinde de 1989 yılında parti liderlerinin ilk kez Prag'daki toplantısına katılan tek Türk gazetecisiydim. Orada ilk defa yakın temas kurduğum eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis isminde bir Rum siyasetçi var, emekli siyasetçi. Aynı zamanda Güney Kıbrıs'ın önde gelen iş adamlarından birisi. Bir zamanlar Pepsi Cola'nın sahibiydi Güney'de Nikos Rolandis. İş hayatından gelme birisidir. Uzun yıllar da Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanlığı yapmış birisidir. 4-5 yıl kadar da Dışişleri Bakanlığı görevi vardı. Son derece kültürlü, dünya politikasını çok iyi bilen, Kıbrıs siyasetini çok iyi bilen deneyimli birisi. Nikos Rolandis zaman zaman Rum tarafının yapmış olduğu yanlışları kaleme alan bir insandır. Bu son yazısında 3 gün önce Cyprus Mail gazetesine ya 4 gün önce yazdığı yazıda İki tane önemli noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki bir tane iki büyük ölümcül hata yaptık diyor.
Bir tanesi diyor 63 yılında bizzat diyor bu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı diyor yani Makarios anayasayı değiştirmeye kalktı diyor ve devleti diyor orada yıktı diyor. Yıktı diyor. Bakın biz yıllarca Kıbrıs Cumhuriyeti 63'te yıkılmıştır dediğimizde ne diyorlardı? Kıbrıs Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Hatta Avrupa Birliği'nin üyesidir. Hatta bizim içimizde baraka hepimiz taşımaz mı pasaportunun kimliğini? Evet kimliğini pasaportunu taşıyorum taşıyacağım da hakkımdır. O ayrı bir olaydır. O benim hakkımdır. Onu o vermiyor. Avrupa Birliği'nin veyahut da Kıbrıs Cumhuriyeti Zürih Londra Anlaşması'nın sağladığı bir olanaktır. Ama beni devlet kurumlarından, kuruluşlarından atan bir gelişmedir. Makarios'un anayasayı değiştirme girişimi 63. İkinci tarihatayı ne zaman yaptık diyor? 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da diyor. Yunanistan'ın önderliğinde diyor. Bu tarihatayı yaptık. Sonra geliyor ne diyor? Benim diyor Dışişleri Bakanı olduğum dönemde diyor. O zaman Kıbrıs'ta 15 bin yerleşik vardı diyor. TC kökenli vatandaş. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Kişi başına 5 bin dolar tazminat vererek ilgili bütün taraflarla da görüştük diyor. Demek ki Türkiye ile de bu konu görüşülmüş. Ve bu kabul edilmiş galiba. Ve bu diyor kabul edilmiş olay diyor Amerika'da parasını finansmanını da bu 15 bin kişinin kelle başı 5 bin dolarında ödemeyi kabul etti diyor. Ama bizim taraf diyor bunu reddetti diyor. Ondan sonra ben Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa ettim diyor. Sen diyor o zaman diyor 15 bin kişiyi reddedersen diyor. Şimdi sayıları 200-300 bin olan insanları diyor nasıl göndereceksin buradan? Üstelik diyor 30 yılı geçmiştir bu insanlar burada yaşıyor diyor. Hangi insan hakları çerçevesinde sen bunların gönderilmesini talep edeceksin diyor. Bunu Rum Dışişleri Bakanlığı yapmış bir adam söylüyor. Bizden bir kişi bile sarılıp da bunun üstüne alıp da bu güçlü kozu eline götürüp kullanmıyor. Ne Ankara'da ne Lefkoşa'da. Yine aynı Rolandis ne diyor? Çok önemli. Elimize geçen fırsatları kaybettik. Çözüm yapmadık. Mülklere dönme evler bakirdi diyor. Kuzey bakirdi. Her şey yerinde dururdu diyor. Ta ki. Ama olmadı diyor. Siz diyor da istemediniz, reddettiniz diyor. Bütün anlaşmaları biz de talepleri biz reddettik. En güzel önerileri diyor biz reddettik. Sonra diyor şikayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tatmin olmadık. Daha iyi, daha çok menfaat. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dimopoulos isimli Rum'un kararını görüşürken ne dedi? Bir dakika dedi. 31 yıl bir evi kullanan adamın mal sahibinden daha fazla hakkı vardır, önceliği vardır. Yorumuna gelen bir karar aldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve mal tazmin komisyonuna havale etmeye başladı. Kuzeydeki mülkünü talep eden Rumlara. Neden? Tazminatı ödensin, mal Türkleşsin diye veya takas edilsin. Şimdi diyor Rolandis, sen diyor 31 yılda geçti. Artık 41 yıl oldu. 41 yıl bu evde oturan adamı diyor hangi insan hakları çerçevesinde nasıl diyor çıkaracaksın bu evden? Zorlaştı diyor işte. Bunu da hiçbirisi kullanmıyor. Tam tersi biz müzakere masasına oturduk. Mülk sahibinin de hakkı olacak diye bir şeyi kabul ettik. İlk defa tarihinde müzakere edindi. Ha şunu da söyleyeyim. Gaspçı bir zihniyetim yok benim kişi olarak. Git de birisinin evini silah zoruyla evinden al. Kabul edilebilecek bir şey değil. Ama bu Kıbrıs meselesinin aması var. 55'ten beri beni oturduğum evlerden, köylerden silah zoruyla atan o. Ama bu tartışma konusu bile değil ki. Yani sanki bugün Kıbrıs'ta hiçbir sorun yok, hiçbir aslında Kıbrıs'ı Türklerin elinden haklarının gasp edilişi yokmuş gibi sanki 74'te başlayan bir sorun üzerinden bir müzakere pazarlığı yaşandığını kesinlikle görüyoruz. Bugüne kadar dile getirilememiş ve hep bunu sorduğumuzda Kıbrıs'ı Türk yetkililere bile zaman zaman bunu dile getirdiğimizde şöyle söyleniyor. Her iki tarafın da hataları vardı. Bir dönem geride kaldı. Geriye dönerek ileriye gidemeyiz. Bundan sonrasına bakalım. Ancak masaya koyduğumuzda
konulan, pazarlık konusu edilen konuların kökenine baktığımızda, asıl soruna baktığımızda, ki pek çok aslında aklı başında bazı eski Rum yetkililerin de söylediği gibi sorunun 74'te başlayan bir sorun olmadığını, 63'lerden başlayan sorunlara dayandığını ifade ediyor. Yani bugün mülkiyet sorunu sanki Kıbrıs sorununun en büyük sorunuymuş gibi addediliyor ama mülkiyet sorunu size göre Kıbrıs sorununun asıl sorunu mudur? Ki en çok onun üzerinde çözümün belki de mülkiyet anahtarıymış sorunu, gibi gösteriliyor. Kıbrıs sorununun bir parçasıdır tabii. Asıl sorun değil ama bir parçasıdır ve önemli bir parçasıdır. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti gidip de bir başka ülkeye, küçük bir ada olan Malta'ya mesela, askeri hareket düzenleyip oradaki insanları evlerine atamaz. Öyle bir uluslararası hakkı yoktur. Kıbrıs'ta bu insanlar 55'ten itibaren Kıbrıslı Türkleri evlerinden, köylerinden kendileri silah zoruyla attıkları için burası farklı bir oluşumdadır. Bizi evlerimizden, köylerimizden silah zoruyla atan onlardır. Artı binlerce insanımız öteki köye bastı, benimkini de basabilir, ötekine şunu yaptı, bana da yapabilir diyerek korkudan evlerini çoğunlukta oldukları bölgelerde, mülk sahibi oldukları bölgedeki evlerini de yok pahasına satarak İngiltere, Avustralya'ya kaçtılar, Türkiye'ye kaçtılar. Bunları bir anda tümünü göz ardı edecek ve sadece 74 sonrasında Rum'un burada bıraktığı evleri düşünecek bir politika bizi mahveder. Bugün bu politika yürütülmüyor mu? Yani sadece bugün değil, dün de vardı. Yani 2004'ten bugün, itibaren. 2004'ten itibaren onun öncesinde de belirli bir toprak düzenlemesi çerçevesinde bazı bölgelerin iadesi görüşülmüş, kabul edilmişti. Ama hiç olmazsa Kıbrıs'ı Türklerin kendilerini yönetecekleri bölge dediğimiz kuzeyde bizim oturduğumuz Rum mülklerinin güneydeki mülklerimizde takası farkı kalırsa bunun da tazminatlarla ödenmesi söz konusudur. Şimdi bu mal sahibinin hakkının kabul edilmesi, öte yandan da Avrupa müktesebatının kabul edilmesi, öte yandan AB'nin de yardımcı olacak, fikirler verecek diye müzakerelerin içine sokulması bizi mahvetti. Anastasiadis, BAF'ta o da bir eukabüste açtı 3 gün önce. Evet. Ya olabilecek şey mi? Kıbrıslı Türkler o günleri yaşayan bütün insanlara, yaşı 40'ın üstünde olan herkese soralım. EOKA dedin mi herkes ürker. Herkes ürküyor. EOKA dedin mi? Ve onun gene oradaki EOKA kahramanlarının büstünü açıyor, gidiyor BAF'a. Ve o büstün açılış konuşmasında 3 tane başarıdan söz ediyor o da. Ve en büyük başarıdan birisi Avrupa Birliği. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle diyor. En büyük başarı bir AB üyesi olmak diyor. Başardık bu diyor, çok büyük. Birinci zafer. Başarı da değil, zafer diyor. Birinci zafer diyor AB üyesi olmak. İkincisi Türkiye'yi. İkinci zafer diyor, hayır. İkinci zafer diyor bu AB üyeliği çerçevesinde muktesebatın kabul edilmesi ve müzakere sürecine AB'nin dahil olmasıdır diyor. Üçüncüsü de diyor Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de diyor bu AB muktesebatını ve AB'nin müzakereyle müdahil olmasını kabul etmesidir diyor. Üç büyük zafer diyor bu. E sen bu üçüncü zaferi ne zaman verdin? Son 3 ay içerisinde verdin bu, yaşattın bu zaferi kendisine. Bunu niye vereceğim ben ona? O bana ne veriyor? O bu zaferi kazandık sonra başka zafer kazanmak istiyor. Şimdiki kazanmak istediği zafer nedir? Bir tek asker kalmayacak, gidecek diyor. Kazanmak istediği zafer nedir? Garantörlükler yok olacak diyor. Kazanmak istediği zafer nedir? Tüm yerleşikler gidecek diyor. Benimle müzakere masasında görüşür gibi yapacak. Öte taraftan gidecek, EOKA büstü açacak. EOKA büstünde 3 zaferden söyleyecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı gelecek, bilmem ne yapacak. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu seçimi inşallah kazasız belasız iyi bir şekilde atlatır ve inşallah bir hükümet kurulur ve bu hükümet haklarımızı Kıbrıs meselesinde daha güçlü, daha etkin bir hareket tarzıyla haklarımızı korur. Burada, ama buyurun, ama burada çok önemli bir nokta var. Türkiye'de bir hükümet değişikliği ya da bir koalisyon, gerek AK Partili ya da AK Partisiz,
Kıbrıs konusuyla ilgili tutumu, tavrı değiştirebilir mi? Çok önemli. Belki erken, birkaç gün daha var ya da hatta koalisyon seçeneklerini şu an itibariyle değerlendirmek söz konusu değil ama bununla ilgili sinyaller veriliyor. Özellikle Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kıbrıs'la ilgili söylemleri, mevcut gidişatla, müzakere masasıyla ilgili değerlendirmelerinin AK Parti hükümetinden biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Velev ki bu iki partiden biri. Gerek tek başına gerek bir koalisyon hükümeti içerisinde yer alması durumunda radikale yakın bir değişiklik bekler misiniz Kıbrıs sorunu ile ilgili Türkiye'nin? Yani şu anda zaten Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye'nin hükümetini elini kolunu bağlayan parlamento kararı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar alınmadığı sürece ne Türk askeri adadan çekilebilir ne de Türkiye'nin garantörlükleri sonlandırılabilir. Dolayısıyla en büyük umudumuz ve moralimiz şu anda bu kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde durmasıdır ve değiştirilmemiş olmasıdır. Evet. Üçüncüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde de olası bir çözümde garantörlüklerin devam edeceğine ilişkin, olmazsa olmaz olduğuna ilişkin bir karar vardır. O da duruyor orada. Bunlar umudumuzdur. Ama Kıbrıslı Türkler nasıl olsa bu kararlar oradadır. Yok ya Türkiye bizi bırakmaz, yok ya şu olmaz, bizim meclisimiz de bunu geçirmez diyerek başını kuma sokulu vaziyette durmamalıdır. Durursa her şey olabilir. Bak bunu açık açık buradan söylememiz lazım. Eğer bu şekildeki sessizlik ve tepkisizliğimiz devam ederse çok şey olabilir. Ve hiç kimse olası bir çözümde hepimizin şaha kalkacağı, ekonomik açıdan güçleneceği, bütün işsizliklerin ortadan kalkacağı, gençlerimizin hayat bulacağı, uluslararası alanlarda diyor çok güzel konuşan yetkililerimiz yarışabileceklerini söylüyor. Seni hala da Futbol Federasyonu'na yama olarak ve mahalle takımı statüsünde almıyor, istemiyor. Adam seni bırak Süper Lig. Vazgeçtim. Bırak birincilik, ikincilik, üçüncülük. Dostluk maçı. Mahalle takımı statüsünde alacağım diyor. Durkoslar'ı diyor. Kıbrıslı Türkleri. Durkoslar önce bir laf daha söyler ama söylemeyeyim. Ayıp olur bize. Hakaret ediyorlar. Bu Türkleri diyor. Mahalle takımı statüsünde alacağım. Hiçbir uluslararası yarışmaya giremeyecekler. Ne düşünürsünüz? Korkmayın diyor. Buna rağmen diyorlar ki sokamazsın içimize diyor Rum kulüpleri. Hala daha bizimkiler duruyor. Hani istifa edecektin Sayın Başkan sen? Hani demiştin Rumlar bunu yaparsa? Seni Londra sokaklarında kara göz gibi oynatıyor. Gidiyormuş iki temsilcimiz de. Belge arıyormuş da getirecekmiş. Aa bak üyeydik de bak. Ama bulamadılar da o da. Yazık ya yazık. Gerçekten yazık. E bu kulüpleri nereden? Bu kulüplerin eski futbolcuları, başkanları 63'te 74'te savaşmış insanlar. Neredesiniz ya siz? Bunun için mi savaştınız siz? Yeniden yama olmak için mi? Köle olmak için mi savaştınız siz? Niye sesinizi yükseltmiyorsunuz? Kim bu birkaç kişi alıp sizi götürüyor bir takım teslimiyete doğru? Neden konuşmuyor insanlar? Ben çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı vatan hainliği damgası vurulsa da bu işi sonuna kadar götüreceğim demişti. Götürsün götürdüğü bunu kadar. Bunu söylemişti. Ya arkasındakiler ne diyor? Dediğiniz gibi Londra'da belge aramaya çalışıldı. O belge götürülse de zaten başka bir aslında engel de vardı. Bununla ilgili futbol çok önemli bir nokta aslında. Şimdi garantiler meselesinin sürekli olarak tecvid filalı gibi ısılıp önümüze konmasının nedenini anlayabiliyoruz. Ancak aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili dolaylı ya da doğrudan ilgili ülkelerin tutumuna da bakmak gerekir. Mesela en yakın örneği Suriye özellikle verdim. Bilmiyorum siz katılır mısınız buna? Suriye'de Rusya çok ciddi kamplar kurdu. Çok ciddi asker üsleri zaten vardı. Deniz limanları vardı. Ve burada mevcut Suriye haritası eğer yarın öbür gün şekillenirse garantör ülkelerden bir tanesi ki butik Suriye olarak adlandırılan bölgenin garantörlerinden biri şüphesiz ki Rusya'dır. Bu bağlamda Rusya'nın ve Çin'in
Yunanistan'la birlikte Kıbrıs'ta garantörlüğün kaldırılması noktasındaki bu çifte standardı, ikiyüzlülüğü. Öte yandan İngiltere'nin garantörlük meselesi beni ilgilendirmez. Kendi aranızda çözün ama benim İngiliz üslerime, benim üslerime dokunmayın. Ben buradan bütün Orta Doğu'yu bombalamaya devam ederim. Hakimiyeti, daha doğrusu politikası ne kadar kabul edilebilir? Biz bunu neden dünyaya anlatamıyoruz, bu ülkelere kabul ettiremiyoruz? Ne dersiniz? Şimdi Suriye meselesi çok farklı bir konu. Çünkü Rusya zaten öteden beri orada var, üsleri var, deniz üsleri var. Yani Rusya Suriye içinde yıllardır konuşlanmış vaziyette. Dolayısıyla ne kadar götürebilir tabii bu bombardımanları ve ne kadar harcama yapabilir, o ayrı bir mesele. Çünkü Rusya şu anda ekonomik açıdan çok kötü durumda. Yani uzun süreli savaşacak bir ülke konumunda değil Rusya artık. Gelelim şeye... Kıbrıs'ta da ilgilendiğini biliyoruz. Kıbrıs'ta ilgileniyor tabii. Buradan kendisi de bir pay koparabilirse, sadece Batılıların elinde değil. Çünkü Akel Partisi gibi güçlü bir uzantısı var burada. NATO'yu istemeyen burada. NATO'yu da istemiyor. Dolayısıyla onu kullanarak, Akel'i kullanarak ben de varım mesajını vermeye çalışıyor. İngiltere ise şimdi garantörlüklerin kalkmasını isterim dediği anda, yani ben kaldırmaya hazırım dese, bizi üstler karşısında bulacak ve evet, üstler ileride tehlike olacak. Garantörlükler devam etmeli dese Rumlarla. İngiltere burada pamuk ipliği üzerinde giden bir ince politika, bir politika uygular. Bu İngilizlerin değişmeyen siyasetidir. Bizim açımızdan da pek bir zararı yoktur bunun. Eğer ben garantörlükleri kaldırıyorum diye resmi bir açıklama yapsaydı bizim açımızdan kötüydü. Ama İngiltere de şunu hesaplıyor. İngiltere 1955'ten itibaren kendisine yapılanları da biliyor. Bu EOKA'nın 63'te bize yapılanları da biliyor. 74'ün nasıl başladığını da biliyor. 74 sonrasında olanları da biliyor. 2004 referandumunda olanları da biliyor. Ve her gün İngiliz Yüksek Komiserleri burada Türk Yorum Gazetesi'nde okuyor. Kimin ne söylediğini, ne yazdığını, ne çizdiğini de biliyor. Akel Partisi liderinin özellikle müzakerelerde olumlu bir hava yakalandığı her dönemde söylediği bir söz var. Bunu Hristofas da sıkça söylüyordu. Şimdiki Kipriano da söylüyor. Ne diyor? Olası bir çözümden sonra diyor biz, bu defa da diyor en erken bir zamanda Kıbrıs'ı Türk kardeşlerimizle bir olup İngiliz üslerini adadan söküp kovacağız diyor. Askersizleştireceğiz politikası tırnak içinde. Askersizleştireceğiz diyor ama öte yandan doğal gaz çıkacak. Bunun korumasını kime verecek? Oradaki da taktik nedir? Yunanistan faktörüdür. Şimdi bak, Türkiye çıkacak. Arkasından İngiltere çıkacak. Peki kim? Avrupa Birliği. Yunanistan Avrupa Birliği'nde. Yunanistan buraya otomatikman birinci egemen olacak, ülke olacak. Avrupa Birliği üyesi ve partneri, kendi vatandaşları burada. Büyük bir taktik oyun içerisinde Yunanistan. Ve ne yazık ki bu çökmüş ekonomilerinin çökmüş olduğu durumda bile bunu ileri götürmeye çalışıyor. Ama bizim bazı gerçekleri kendimizin artık görmesi zamanının gelip geçtiğini düşünüyorum. Bir de var, biz çözüm isteyen bir tarafız. Neden? Çünkü içimizde yaşadığımız çok ciddi sorunlar vardı. Maalesef göreve getirdiğimiz siyasilerimiz bizlere hizmet edemiyorlar. Göreve gelen herkes niçin göreve geldiğini kısa sürede unutuyor ve dikili taş etrafında dönen siyasetle gün geçiriyor ve yazık ediyor bu ülkeye. Yollarımız harap vaziyette. Okullarımızda her gün grev var. Sağlık sistemi çökmüş. Doktorlar diyor ki bilmem şu var, eksik var hastanelerde. Şimdi başladı bakanlık ve başbakanlık ne diyor? Bunlar diyor disipline gelmek istemiyorlar. Kaçıp içeriden gidip kliniklerini çalıştırmalarını önleyici formülleri harekete geçireceğimizi duydular. Onun için sancılanıyorlar. Ama neticede ben şuna bakıyorum. Hastanenin baş doktoru kalp krizi geçirdiğinde hastanesine güvenmiyor, özele gidiyor. Devletin sağlık bakanı ameliyat olacak, İstanbul'a gidiyor. Gariban vatandaşımın benim cebimde parası yoksa o ne yapacak? O ne yapıyor? Gidiyor, çoğu anjiyo masasında kalan bir yığın insanımız vardır. Pıhtı attı diyorlar beynine, şuraya buraya gidiyor. Bunların yaşanmaması gereken bir ülkeyiz. Ayağı kırılıyor gidiyor, ters takılıyor ayak. Ondan sonra 3 daha 4 daha daha kırılıyor. Şansı varsa giderse İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a düzeltip gelebiliyor. Ha bütün doktorlar böyle, bütün hasta? Hayır. Elbette
çok iyi çalışan doktorlarımız, hizmet veren doktorlarımız da var ama onların da kabul ettiği gibi, birçoğu kabul ediyor, çok eksikleri var hastanelerin. Uzman doktor eksikliği var. Bu yanlış bir şey değildir. Biz en iyisini yaparız diye bir iddiada bulunamayız bugün sağlık sistemlerimize. Biz en iyi kalp ameliyatını yapar duruma geldik diyemeyiz. Biz en güzel ayak kırıklarını en iyi tedavi eden, bel fıtığına en iyi çözüm üreten ülkeyiz diyemeyiz. Çok eksikleri vardır. Ve dolayısıyla her geçen gün kanser hastalıkları artmaktadır bu ülkede. Kalp hastalıkları artmaktadır. Uyuşturucu kullanımı patlamış durumdadır. 11 yaşa düşmüş durumdadır. Küçük bir ülkede bunların tedbirleri alınamaz mı? Trafik, rezalet, yollarda polis göremezsiniz. Trafik polisi yokmuş, azmış, yetemiyormuş. Ama bir taraftan devletin bir kurumunda 800 kişi vardır. 50 kişiyle dönebilecek iş 800 kişiyle dönüyor. Hasan gitti, Mehmet geldi, Ali gitti, Hüseyin geldi, Ayşe gitti, Fatma geldi. Düzeltin. Hiçbirisi. El atma. Aman aman diyor. Arı kovanı el mi sokacağım? 800 kişi diyor benim üzerime atlasın. Ben iyi insancık olayım. Bakanlık bittikten sonra merhaba desinler bana. Ha çok iyiydin sen. Mesela bak, bunlardan bizi biri de Koşa Türk Belediyesi. Üzerinde onlarca siyasi... Yeni Erenköy'ün şimdi durumu. Yeni Erenköy Belediyesi. İki aydır maaş almıyorlarmış. O insanları dinledim konuşmalarını. Ne diyorlar? Perişanız diyorlar. Yıllardır sosyal sigortaları yapmıyor. Neden birisi el kaldırıp da ey arkadaş sen belediyeni ya toparlayacaksın ya da çantayı alıp gideceksin demiyor. Niye? Yok mu böyle bir yetkili? O yetkisi bu devletin. Hükümet oturup bir karar çıkaramaz mı? Alabilir görevden. Tam tersi. Her parti değişikliği olduğunda belediyelerde partiye olmayan kaynaklarını aktarmaya çalışıyorlar. Yeni Erenköy'de başkanına da diyorlar ki sana şunu destekle diyorlar. Param yok, maaş ödeyemiyorum. Nasıl onu destekleyeyim diyorsun. Destekle de biz seni bir şekilde halledeceğiz diyorlar. Şu anda en becerdikleri iş partisel meseleleri ileri götürmek. Yandaşları bu politika bizi bir yere götürmedi. Ne partilere bir şey kazandırdı, ne halka ne devlete. Seçim de işe yaramıyor. Ne olacak şimdi? Yaramıyor. Bu sistemle hiçbir şey yürümez. Sizce... Ve insanlarımız ne diyor? Şimdi ne yapalım ya? Öldürecekse bizi Rum öldürecek. Şunu yapacaksa yapacak. Bu iş olsun diyecek. Sizce asıl hedeflenen bu mudur? Ya da bugüne kadar tırnak içinde söyleyelim. Milliyetçilik ideolojisiyle, Kıbrıs'ı Türklerin haklarını koruma güdüsüyle meydanlara çıkıp siyaset yapan... Yere geldiğinde bunun karşısında olduğunu iddia ettiği diğer partileri eleştiren siyasilerin de aslında bu düzende sorumlu olduklarını düşünürsek bunun aslında kendi ideolojileriyle taban tabana zıt olduğu anlamına gelmez mi? Yani işin gerçeğini söylemek gerekirse sağda da solda da çok ciddi sıkıntılar vardı. Milliyetçi partiler olarak ortaya çıkanlarda da sıkıntı vardı. Ulusal politikadaki tavırlarında da sıkıntı vardı. Diğerleri aşırı çözüm yanlısı olanların tavırlarında da sıkıntılar vardı. Yani bir defa kasıtlı bir şekilde ülkeyi batırdıkları sırf halkı çözüme zorlasınlar diye iddiasında değilim. Doğru olmaz böyle bir iddiada. Ama ortada ciddi bir sorun vardır. Yönetim beceriksizliği vardır. Kapasite yetersizliği vardır. Ve inat ve ısrarla bu siyaseti sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu siyasetin bu ülkeye hiçbir şey getirmediğini gördükleri halde tedbir almıyorlar. Bana ne, ben mi kötü olacağım diyorlar. Bu noktada umut kim olur? Sivil yönetimlerde askeri darbe istemiyorsanız umut sivil toplum örgütleri olur. Bizde dolu sivil toplum örgütlerine bakıyorsun. Onlar hala da batmış devleti daha da batırmaya yönelik. Birçoğu böyle. Daha da batırmaya yönelik adımlar atıyorlar. Belediyede yeni toplu sözleşme imzalanması yani gibi. Yani devleti itibarsızlaştırıcı bir politika mı yürütüyor? Bu tarafta bu taleplerin yerine, her talep yerine geldikçe bir o kadar daha çöküyor devletin maliyesi. Ondan sonra da diyorlar ki Türkiye çekil. Ne seni ne paranı. Nasıl? Çekildiği anda mahvolduk demektir bunun içerisinde. Dün yazdım. Bir Türkiye. Herkes lütfen başına... Bir olay da gelmiş olabilir. Gitti Ankara, İstanbul'da da bir sıkıntı yaşadı. Olabilir. Veya buraya Türkiye'den birileri geldi, evine girdi, hırsızlık yaptı, şey yaptı. Rahatsızlık olabilir. Bunu bir kenara ayıralım. Genel anlamda bir bakalım. Türkiye bugün çözüm oldu ve çekildi diyelim. Ertesi günü bizim halimiz ne olacak? Herkes başını yastığa koyduğuna düşünsün. Maaşları kim ödeyecek? Birinci bundan başlayalım. Emeklileri kim ödeyecek? Hastanenin eksik ilaçlarını kim getirecek?
Senin yolların, kaldırımların, Güzelyurt Belediyesi 2 hafta önce ihaleye çıktı. Yağmur direnç kanalı yapacağım diyor. Başlıkla da reklamda şey diyor. TC Yardım Heyeti'nin katkılarıyla. Kaldırım projesi diyor. TC Yardım Heyeti'nin katkılarıyla. Yol tamiratı. TC Yardım. Sen şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bize Avrupa Birliği yardım edecek diyebilir. Bu sorunu sorduğumuz Avrupa kişiler. Birliği 11 yılda 336 veya 370 milyon euro gibi bir para verdi. 11 yılda buraya. Ve Rumlar ona da saldırdı. Haksızlık yapmışlar. Fazla vermişler bize. 18 milyar euro aldılar onlar sadece bu son krizde. 18 milyar. Bütün her şeylerini, yenilemelerini Avrupa Birliği uyum sürecinde onlar yaptı, Brüksel yaptı. Bize de 11 yılda 370 milyon maksimum euro'yun kaldırım taşı parası çok gördüler. Evet. Türkiye yılda 1 milyar dolara yakın devlet bütçemize katkı yapıyor. Bunun yanında eğer biraz yetenekli, becerikli yöneticilerimiz olsa bir saatlik bir Ankara ziyaretiyle veya İstanbul bugün ağladığımız pislikten geçinmeyen kentlerimizi 15 günde düzeltebilecek belediyeler vardır. Bu fedakarlığı yapmaya hazır. Onları çekmesini bilsek, onları onur edip buraya getirip hadi bize şunu yapın desek yaptırabiliriz onu da. Çok rahatlıkla yapılabilir. Hayvanlarımızın hastalığını, hayvanların aşılarını Türkiye'ye vermesi hayvan kalmazdı bu ülkede zamanında. O nedenle bunları düşünmek zorundayız. Büfeciler ne yapacak? 40 bin asker gitti. Bütün yerleşikler dediği Rum'un çekildiği TC kökenliler. Kaç yüz tane büfe kapanacak? Kaç yüz tane lokanta, bar, kafe kapanacak? Nerede işleyecek bunlar? Yüzlerce T izni dağıttı bu iktidarlar popülizm yaparak. O taksiciler nerede çalışacak? Akaryakıt istasyonları benzini kime satacak? Bakkallar yiyeceklerini kime satacak? İyi düşünsünler. Neler olabileceğini iyi düşünsünler. Ankara ben usandım, bıktım, yeter artık bu Kıbrıs'tan dese bile aman bizi bırakma demesi gereken taraf bu tarafta. Bu taraf yapması gereken en önemli iş çok güçlü bir siyasi yapılanmaya gidip bu ülkede temiz siyasetin önünü açıp parti çıkarlarını tamamen bir kenara bırakıp ülke menfaatlerine yönelik bir harekatın, bir hamlenin başlatılması lazım. Bir devrim gerekir. Reşat Bey, şöyle bir durum var. Ve bu olursa iddia ediyorum ki 2 yıl içerisinde burası çevre açısından da, insan kalitesi açısından da, trafik düzeni açısından da güneyin önüne geçebilir. Reşat Bey, Astır'ın projesi bu ülkeye geldi. Bu konuda hemfikir olmaya da bilirsiniz ama Astır'ın projesi uzun yıllardır konuşuldu, yetiştirildi. Açılışına biz bir su dairesi müdürü yetiştiremedik. 3 ay içerisinde bakıyoruz ki geniş tabanlı bir hükümet ilk defa 2 siyasi ana akım partisinin oluşturduğu ve reform adına geldiği iddia edilen Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti geldi. 3 ay içerisinde daha hala müdürlükte, müsteşarlıkta daha hala koltuklarda olmadan 3 bakanın değiştirildiğini, bunun da gençleştirme adına yapıldığını söylendi. Buna kim inandı, kim inanmadı ayrı konu. Reform adına bu iki partinin bile bir araya gelme durumunda böyle bir siyasi konjonktür oluşmuş iken bile hala ince hesapların yapıldığını görüyoruz. Hala pazar gününden sonra bu ülkede hükümetin değişip değişmeyeceği noktasında soru işaretleri var. Ne olacağı belli değil. Siz acaba hangi siyasi devrimden, hangi mentaliteden bahsediyorsunuz? Ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'yle ne de Ulusal Birlik Partisi hükümetleriyle ve ne de şimdi bu iki partinin oluşturduğu koalisyon hükümeti modeliyle. Bu iş çok da olacağı benzemiyor. Bunun için ne olması gerekiyor? Yeni bir parti mi? Yoksa bütün partilerin yeniden yani yeniden bir düşünerek değerlendirme mi yapmaları gerekiyor? Bu iş öyle söylendiği kadar kolay olmadığını siz de iyi biliyorsunuz. Sizin öneriniz nedir bu konuda?
Ben sevgilime programın başında da bir mesaj verdim, dikkat edersen. Birkaç gündür yazılarımı da veriyorum. Bu ülkenin nimetlerinden dedim, 1974'ten bu yana 41 yıldır yararlanan ve iyi yerlere gelen herkes artık ortaya çıkıp onun evinin ve iş yerinin de su almaya başladığını görmesi, uyanması ve bu ülkenin düzelmesi için bütün güçlerini seferber etmeleri gerekir. Kimdir bunlar? Gerekirse 2 yıllık tatlı kazançlıklarını feda edecekler bu ülkenin geleceği kimdir için. Kimdir efendim bunlar? Biraz daha İş adamlarıdır. Siyasiler mi aynı zamanda? Birinci derecede iş adamlarıdır. Bu ülkenin ekonomisini elinde tutanlardır birinci derecede. Harekete geçecekler. Ne yapmalarını bekliyorsunuz iş adamlarının? Bu ülkede siyasetin düzelmesi için siyasilerle de görüşecekler. Onlardan taleplerde de bulunacaklar. Ve yanlışların ortadan kalkması konusunda kararlılıklarını ortaya koyacaklar. Ve Kıbrıs konusunda da değişmez Kıbrıs Türk tezini ortaya koyacaklar. Nedir değişmez Kıbrıs Türk tezi? Eğer biz bu ülkede çözüm istiyoruz diyorsak bunun anlamını Rumlar ve Yunanlılar hala da Türkiye'yi buradan tamamen koparmayı kabul edeceğimiz bir taviz olarak düşünüyorlarsa bunun asla gerçekleşemeyecek bir rüya olduğunu onlara söylemek lazım. Bu politika değişmezdir. Kırmızı çizgileri sevmiyorlarmış. Sen söylemiyorsun, o diyor ki kırmızı çizgimdir diyor. Dedi kocası kaç davadır garantörlüklerin ortadan kalkması kırmızı çizgimizdir dedi. O kırmızı çizgimdir diyebiliyor da sen garantörleri kaldırmayacağım kırmızı çizgimdir diyemiyorsan bu nasıl bir siyaset? Sahaya sen hükmen mağlup çıkıyorsun zaten. O da senin umutlanıyor. Diyor ki ben bunu şimdi hallederim. 2 sağ 1 sol girerim kaleye diyor. Nitekim başladı goller girsin. Goller giriyor. Uluslararası camiada bak diyor. İşte diyor ABM huzurunda kabul ettiler diyor. Peki mal sahibini de kabul ettikten sonra sen hak sahibi olduğunu Avrupalı teknik ekiplerinde gireceği bu komitelerde ne olacak? Sonra başka yanlışlar. Rum lideri Anastasiadis'in danışmanının bizim Kıbrıs Türk müzakere heyetinde de yer aldığını öğrendik geçen gün. Adı Türk ismi olabilir. Ama güneyde yaşayan bir akademisyen ve Rum liderinin danışmanlığını yapıyor. Ona taktikalar veriyor. Çözüm konusunda. Sonra benim müzakere heyetimde beni nasıl savunacak? Neyimi savunacak? Yoksa beni o şeye doğru mu çekecek? Türkiye. Olur mu böyle? Ama olur mu? Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da oynayabilir mi aynı futbolcu? Bu ona benzer. Hemen hem Fenerbahçe'nin sol açığı hem Galatasaray'ın sol açığı. Nasıl iş bu iş? Ya bu bir acayip bir manzara. Kimse datış yok. Milliyet gazetesi yazdı bunu. Rumlar konuştu. Cevap verdiler. Bizim tarafta hiçbir şey yok. Herkes memnun hayatından. Kardeşçiyim, şeftalecik, konyacık. Konuşan tamam. Olunca da çözümden uzak bir tavır sergilemekle eleştiriliyor. Mesela bunlardan birisiniz Reşat Bey. Olur mu? Sürekli olarak gerek diyalog medyanın haberleri ya da yayın politikası eleştiriliyor. Çözümü desteklemediğiniz ima ediliyor. Sizin 2004'teki duruştan farklı bir duruş sergilediğiniz ima ediliyor. Sizce bu gibi gerçeklikleri söylemek çözüm aleyhtarlığı mıdır? Ben hiçbir zaman inkar etmedim çözümü. En büyük çözümcüyüm diyenden daha fazla desteklemiş bir insanım. Ama çözüm benim açımdan beni yok edecek bir çözüm olmamalıdır. Beni yok edeceğini gördüğüm anda tehlike dururum orada. Şu andaki gidişatın bizim açımızdan çok tehlikeli olduğunu görürüm. Bunu ben söylüyorsam çözüm karşıtı olarak nitelen varsa beni 3-5 kişidir azınlıkta olan kişi saygı duyarım sadece. Hiç sorun değil. Ama ben çözüm karşıtı değilim. Tam tersi beni balinanın yutmayacağı şekilde bir çözüm isterim ben. Beni eğer toplum olarak Kıbrıs Türk toplumunu yok edecekse ben bunda yokum. 2. Bunca yıl beni her şeyle ayakta tutan, destekleyen Türkiye'ye namkörlük varsa bunun içinde ben yokum. Bunu her zaman söyledim, söylüyorum. Her zaman için tekrarım. Rum meslektaşlarıma da söyledim. Hatta onlar söylüyor. Biz şaşıyoruz diyor sizin insanlığınıza diyor. Yahu diyor bu kadar para kılır size diyor, bu kadar besliyor sizi. Siz kapıya gidip go home diyorsunuz Türkiye'ye. Nasıl ya diyor.
Onlar şaşıyor bu işe. Çok demokratız. Bizim diyor Yunanistan bizi mahvetti diyorlar. Biz ara ellada 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 diyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Detaylarını bunun diyalog gazetesinde görecek okullarımızda düşünceyi. Evet buyur. Şimdi ortaya bir kağıt alalım. Bu programın yapıldığı gün 28 Ekim 2015 değil mi? Şimdi burada bir fotoğraf var. Şöyle. Burada da bir fotoğraf var yanında. İki tane. Bu fotoğrafta 28 Ekim Yunanistan'ın Ohi günü. Ohi günü. Şimdi bize ne diyor bunlar? Kıbrıslı gibi düşünün. Kıbrıslılık. Bizim içimize de bazı Kıbrıslı. Rum değil, Türk de değil. Kıbrıslı. Onlar değil, öyle demiyor ama. Yarın Yunanistan'ın Ohi gününü ne yapmayasın eğer Kıbrıslıysan güneyde kutluyorsun. Tanklar geçiyor, toplar geçiyor. Ve Yunanistan Dışişleri Bakanı da orada. Her taraf mavi beyaz Yunan bayraklarıyla örtülmüş. Demek ki sen Yunansın. Bu tarihi bir gerçektir. Kimse bunu inkar edemez. Peki ben, yarın 29 Ekim'dir. Bugünden başladı kutlamalar. Okullarda her yerde kırmızı beyaz Türk bayrakları vardır. Ben de Türk'üm. Bu adada Yunan vardır. Bu adada Türk vardır. Bu tarihi gerçeği ne yaparlarsa yapsınlar, ne tankla, ne topla, ne John Kerry, ne bilmem kim değiştiremez. Bu adanın kaderi böyle çizilmiştir. Bu böyle gidecektir. Onun için doğru olan bu tarafta Yunan bayrağına sarılan ve Kıbrıslı olduğunu iddia eden Rumlar, Kıbrıslı Rumsun. Yunansın sen, Kıbrıslı Yunansın. Ben de Kıbrıslı Türk'üm. Benimle gel, burada bir el atalım birbirimize. Kavga etmeden, savaşmadan yaşayalım bu adada. Ayrı ayrı, istediğimiz zaman. İki ayrı bölge, iki ayrı toplum. Peki, Reşat Bey. Budur. Sonra. Süremizi doldurduk. Aslında çok önemli iki resme dikkat çektiniz. Zaman zaman eleştirmek adına ya da sırf muhalefet etmek adına yapılan eleştirilerin bu ülkede birlik beraberlik adına ve milli bir politika oluşturma noktasında yıllardır hiçbir işe yaramadığını ne Birleşik Kıbrıs ülküsüne ne de Kıbrıslı Türklerin milli ülküsüne hizmet etmediğini gördük. Boş sözler olarak bence tarihin gereksiz satır aralarında kalmış oldu. Sizinle bu odak noktasında ilk programımızdı. İnşallah bir başka programda yeniden gündemin önemli konularını görüşmek üzere bir araya geliriz. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, odak noktasında bugün Sayın Reşat Akar'la beraberdik. İlk kez ağırladık odak noktasında kendisini. Yoğun olduğu saatlere denk geldiği için belki de böyle bir ilki yaşadık ama bundan sonra yine bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Diyelim yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde bir başka odak noktasında farklı bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.